Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle göz çevresi, cilt bakımı ve de hayatın tatlı ama acı bir gerçeği olan göz çevresindeki yaşlanmadan bahsedeceğiz. Göz kremleri. Gerçekten işe yarıyorlar mı? Peki para vermeli misiniz? Gerçekten ihtiyacınız var mı? Göz kapağı ameliyatı. Egemen yaptırdı. Tecrübeleri neydi? Eğer bütün bu soruların cevabını merak ediyorsanız, göz çevresi bakımında hem zamandan hem de paradan kazanmak istiyorsanız izlemeniz gereken tek video bu. Lütfen hiçbir yere ayrılmayınız. Evet şimdi bugün cilt bakımından bahsediyoruz ilk kez. Parfümlere yine devam edeceğiz. Yine parfümler her zaman kanalımda olacak. Fakat bugün sizlerle ilk kez bir cilt bakımına doğru yola çıkalım dedim. Ve de göz çevresi cilt bakımından bahsedeceğiz. Fakat ayrıntılara geçmeden önce benim size küçük bir açıklamam olacak. Ben dermatolog değilim. Kimyager değilim. Estetisyen değilim. Ben sadece... Kanser biyolojisi üzerine master yapmış, ...medikal araştırma alanında çalışan bir biyolu. Eğer herhangi bir ciddi şikayetiniz varsa mutlaka bir doktordan yardım almalısınız. Ben burada sadece kendi çerçevemden yaşadıklarımı, kendi cildinde neler uyguladığımı... ...çok uzun zamanlardan beri cilt bakımında ne gibi tecrübeler edindiğini... ...ya da yüzüme yaptırdığım işlemler sonunda mutlu, mutlu olup olmadığımı kendi bakış açımdan sizlere yansıtacağım. Yine kendi cildinizde yapacağınız müdahalelerin ya da uygulamaların tek karar veren mercisi siz olmalısınız. Evet, şimdi bundan bahsettikten sonra gelin bir göz kremlerine doğru yola çıkalım. Yine bakıyorum buradaki YouTube'a, Amerika'daki YouTube'a. Bilmiyorum Türkiye'dekiler nasıl artık anlatıyorlar mı? Sayfa sayfa göz kreni anlatıyorlar. O kavanoz, bu tatlı kavanoz, bu pompalılar, fısfıslar. Kullan babam, kullan. Küçük küçük şeyler. Yıllardan beri kullanıyorum. Bitirmediğim, kullanmadığım kavanoz. La lamerler la mer'ler, elephant'lar, bütün pompalılar. Yani o kadar çok göz kremi kullandım ki herhalde 22-23 yaşında kullanmaya başladım. O zamandan beri şu an 35 yaşındayım. Ben bir göz kremi sürüp gidiyorum. Hoşuma gidiyor mu? Gidiyor. Alıyorum böyle tatlı bir şey. Aha yine var bugün önümde bir şey. Şöyle göstereyim size. Yani öyle kendimi sürüyorum. Güzel kendimi bir şey zannediyorum. Ama ne kadar işe yarıyor? Aha işte var buradaki ne demiş? Bleef Heat Miracle Revital Eye Cream. Buna bakalım. Improves skin elasticity. <laughs> really. Cildin elastikiyetini daha ileriye götürüyormuş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu göz kremleri var ya ben size bir şey söyleyeyim. Yıllardan beri kullandım. İşte kaç yani neredeyse 12-13 yıldan beri düzenli olarak göz kremi kullanıyorum. Yok yani hani bunların... Maalesef eee yer çekimine karşı gelmesi ya da mimik kırışıklıklarını açması gibi bir durum söz konusu değil. Hemen beklentilerinizi ona göre ayarlayın. Bunlar sadece nemlendirebiliyor. Böyle deriye güzel böyle bir parlaklık katabiliyor ve de makyajın altında, böyle kapatıcının altında güzel bir baz hazırlıyor. Peki Egemen sen bu kadar göz kremi kullandın. Göz kremleri işe yaramıyor dedin. Peki göz çevresinde ben de bir şey sürmek istiyorum. Ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız. Ben bunun çözümünü 3-4 yıl önce galiba Tretinoin'de buldum. Burada kendisi benim Tretinoin'im. Tretinoin'in aslında reçeteyle yazılan bir A vitamini derivatifi. Retinol, retinal daha ve de retinoik asit yani tretinoin yani reçeteyle yazılan versiyonu. Bildiğiniz gibi bu aa, aa, doktorların verdiği bir ürün. E, yaşlanmada ve de e, yüzdeki izlerde, renk değişimlerinde kullanılan bir ürün. Maalesef herkes kullanılamıyor. Çünkü biliyorsunuz çok büyük bir şekilde tahriş yaratıyor. İlk önce uzun bir süre retinization'dan geçmeniz gerekiyor. Fakat ben bunu göz Çevreme alıştırdım. Tamam mı? Ben başladım böyle. Azdan, yavaştan, yavaş, yavaş, ilerliye, ilerliye. Şu an ben 0.14 yüzdesi olan bir tretinoindeyim. Bu benim bilgilerim dahilinde şu an galiba tüpe giren en yüksek tretinoin, retinoik asit konsantrasyonlarından bir tanesi. Ben buradan buraya kadar bu kremi uyguluyorum. Ama çok büyük bir uyarı yapıyorum. Böyle bir konsantrasyondaki vitamin A, retinoik asiti yüzünüze sürerseniz kendinizi haşlarsınız. Onun için eğer vitamin A kullanımına başlayacaksanız, eğer benim gibi olayları daha da yukarı itip vitamin A'yı göz çevrenize ve de boynunuza almak istiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çok aşamalardan geçmelisiniz. Önce retinol ile başlayıp sonra retin hayta çıkıp ondan sonra reçete ile yazılan retitedeki güçlerinde olan tretinoin yani retinoik asit vitamin A'ya geçmelisiniz. Bu konudaki araştırmalar yine siz tarafından yapılmalıdır. Kimse sizin cildinizi sizden iyi bilemez ama ben kanalımın ilerleyen videolarında size tek yaşlanma karşıtı içerik olan güneş kremlerini saymıyorum. E, retinol, retinaldehit ve de e, retinoik asit, tretinoinin, tretinoinden bahsedeceğim. Onun için şimdi bana derseniz ki biz göz, kremi, göz kremleri olayında ne yapalım? Ben derim ki çok para harcamayın. Gerçekten ihtiyacınız yok. Sizdeki gözünüzdeki yaşlanmaları durdurmayacak. Ama eğer yavaşlatmak, göz çevresindeki kolajen üretimini desteklemek ve de tetiklemek istiyorsanız bunun cevabı göz çevresine uygulayacağınız vitamin A derivatividir. Benim bu a, alandaki tecrübelerim bu yönde olmuştur. Ben yüzümde düzenli olarak retinoik asit kullanımı yaptığımda iyiye doğru gidişler gördüm. Ama bu iyileşmeler mikroskobik boyutta hiçbir zaman şöyle aynaya baktığınızda dünyanın en iyi kremleri dahi kullansanız en iyi vitamini ağları bile kullansanız yüzünüzdeki değişim görünebilir olmayacak. Maalesef zamana karşı gelebilen tek şey plastik cerrahi ve de ben bunu geçen sene 2020 yılında 34 yaşındayken idrak ettim. Bu olmayacak dedim. O kremi sürdüm, bu egzersizi yaptım. Hiçbirisi olmuyor. Bu arada hemen şunun notuna gireyim size. Şu an bu yüzümde akşam cilt bakımı yapıldı. Hiçbir şey yok renkli olarak. Aynı zamanda yüzümde ne botoks ne filler ya da herhangi bir başka estetik uygulama yok. Yüzümde sadece iki tane plastik cerrahi var. Bir tanesi bugün biraz sonra konuşmaya başlayacağımız Göz kapağı ameliyatı. Diğeri ise bu boyun bölgesine yapılan, boyun bölgesindeki yağ dokusunu almak için yapılan liposakşın. Şimdi bugünün konusu ise göz çevresi. Ben 34 yaşıma geldim. Bu göz çevresi yer çekimine yenik düştü. Dedim ki bu böyle ol olmayacak. Kremler mremler bir sürü para gitti. Ben bu işi kesinler, kesin olarak... Aa, çözmek zorundayım ve de gittim plastik cerrahıma dedim ki ben bu göz kapaklarını yaptıracağım. Ve de yaptırdım. Şöyle bir resim koydum ekrana. Bu operasyondan çıktıktan sonraki halim. Bu operasyon bu ve bu boyun kısmını birleştirdiğimde total olarak 90 dakika sürdü. Lokal anestezi altında yapılıyor. Eğer isterseniz size Valium ya da benzeri tarzda bir sakinleştirici veriyorlar. Fakat onu alırsanız bu ofis ziyaretinden sonra araba kullanamazsınız. Ben araba kullanmak istediğim için sakinleştiriciyi almadım. Güzelce ameliyatımı oldum. Arabama binip gitti. Şimdi bu ameliyatın fiyatı. Bu ameliyatın fiyatı ben bu bunu bu göz çevresini ve boynumu bir bütün olarak 5800 dolara yaptırdım. Yani burada e, bu göz çevresi yani herhalde 2500 ile 3500 arasında yapılabiliyor. Nerede yaşadığınızda göre de değişiyor tabii ki. Ne yapıldı göz çevremde? Göz çevremde yağ dokusu çıkartılması gerekmedi. Çünkü benim göz üst göz bölgemde büyük bir yağ sarkması ya da yağ bir birikimi yok. Sadece bu kıvrılan kısımdaki fazla deri çıkarılarak bu Kirpik ile göz kapağı arasında bu far sürdüğümüz, göz farı sürdüğümüz bölgedeki e, boyut arttırıldı, mesafe arttırıldı. Şimdi hemen ekrana Öncesi ve sonrası resimlerinde koyalım. Ben onlarda da işaretleyeceğim. Gördüğünüz gibi ben yıllardan beri göz kremlerinden ondan bundan beklediğim etkiyi gittim 90 dakikada bu ameliyat sonrasında aldım. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi. İyileşme süreci çok rahat. Yani hiç böyle... Gibi bir şişiğiniz oluyor. işte böyle belki biraz bir hassızlığınız oluyor. Bir de ben zaten estetik operasyon yaptığımı kimseden gizlediğim biri gizlemediğim için yani tutup ben çıktım arabamı sürdüm. Marketime gittim. Alışverişimi yaptım. Yani direkt ertesi gün işe bile dönebilirsiniz. Eğer milletin sorularından çekinmiyorsanız. Ben çekinmiyorum. Umurumda değil. istediğimi yaptırırım. Benim verdiğim en iyi kararlardan bir tanesi oldu. Şimdi bir resim daha koyarım. Bir daha daha koyarım. Bu iyileşirken nasıl bir aşamalardan geçiyor. E, tabii ki yani bir şişiklik, bir kızarıklık burada göz üstünüzde oluyor. Ama yani bence sonuca göre hiç adı geçmez bu aa, eziyet. Ya eziyet bile demiyorum. Bunların hiç e, lafı bile konuşulmaz. Çünkü sonuç o kadar güzel ki. Sonuç beni o kadar mutlu etti ki inanamadım. Onun için ben bu blepharoplasty, bu üst göz kapağında yapılan ameliyatı eğer göz pro, göz kapağı problemleriniz varsa buradaki büyük bir katlanmadan e, şikayetçi oluyorsanız ya da bu göz kapaklarınız çok düşüp kirpiklerinize yaklaşıyor ve de bu göz farı sürdüğünüz mesafe iyice azalıyor ve böyle size yorgun bir görüntü veriyorsa blepharoplasty, bu upper eyelid dediğimiz üst göz kısmına yapılan müdahaleleri, ofiste yapılan cerrahi müdahaleleri bence düşünmelisiniz. <laughs> göz kremlerine verdiğiniz dünyaca parayı yavaştan aşağı indirip sadece güzel bir nemlendirici alıp ve hatta yüzünüze sürdüğünüz nemlendirici göz kenarınıza çıkarıp size bir şey daha söyleyeyim. Eğer yüzünüze sürdüğünüz kremi göz kremi göz kapağınıza süreme, süremezsiniz diyorlarsa ben size diyeyim mi? O, göz, e, o kremi göz kapağına süremediysek göz yüzüme de, de süremeyiz. Boynuma da süremez. Ne değişti? Ve de aynı zamanda ben şunu düşündüm yıllardan sonra. Hiç bir dermatoloğa gittiğimizde bir şikayetimiz oldu. Ay senin de gözün şöyleymiş sana bir göz kremi reçetesi vereyim diyen oldu mu? Hayır. de bir tane tüpte krem verirler. Çirkin, beyaz, çat 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 her şeyi de çözer. Onun için ben artık bu kozmetik de şey şeydi, de göz kremlerini iyice soğur oldum. Kendimi çok iyi hissettiriyorlar. Alıyorum, kullanıyorum. Ha işte bunu da kullanıyorum. Yani kendimi bir şey zannediyorum ama ben beklentilerimi tamamen sıfırladım. Verdiğim yüksek paraları mutlaka düşürdüm. Ya özellikle küçük hacimlerde çok yüksek para istiyorlar. Oh, o paraları artık ben yavaş yavaş kenara koyuyorum. Al işte göz kapağımı yaptırdım, boynumu aldırdım. Zaten ben 40'ına 41'ine geldiğimde de direkt facelift yüzlerimi gerdireceğim. Bu işi kapatacağım. Bire bir de şunu söyleyeyim. Bu göz kenarındaki kaz ayakları çizgilerinden bahsediyorsanız. Bu kaz ayaklarınız güldüğünüzde alnınıza kadar çıkıyorsa. Sakın gidip yine kremlere çantanızı boşaltmanıza gerek yok. Gidin annemizi alın oraya botoks yaptırın. Yani kaç böyle burası 5-10 üniteyle Bunlar gayet güzel çözülebilir. Ben de şu an yok ama yani neden olmasın? Yaptırabilirim. Aynı zamanda bugün yüzümde buralarda şimdi kameraya bakınca gördüm. Kırmızılıklar görüyor olabilirsiniz. Bunlar elektrolysis ha yaptırıyorum. İneli eplasyon, bu üst e, yanaktaki sakallara. <laughs> yani işe yarayan bir şey olsa büyümez. Buradaki sakallarım gözüme çıkacak neredeyse. Ay dedim bunlardan kesin olarak kurtulmam gerekiyor. Hemen onları bir elektrolysis'e başladım. Bu e, yarı, dün seansım vardı. Ondan sonra böyle Böyle birazcık küçük küçük kızarıklıklar oluyor. Yine onlarda hiçbir şey değil bence. Okey. Bayağı bir şey anlattım. Bayağı bir bilgi verdim sizlere. Cilt bakımına giriş yaptık burada. Göz kremlerinden şöylece bir bahsettim. Ameliyattan bahsettim. Ama dediğim gibi sizin cildiniz, sizin kararlarınız, sizin vücudunuz mutlaka doktorunuzla görüşüyor olacaksınız. Bunlar sadece benim tecrübelerimde. Ve size sorayım. Sizce cilt bakım videoları devam etsin mi? Ne diyorsunuz? Başka plastik e, cerrahi operasyonlarından bahsedelim mi? Fillerler, dolgulardan bahsedelim mi? Botokstan bahsedelim mi? Bana aşağıda yazın. Cilt bakımında ne gibi bir sorun, ne gibi sorularınız var? Neleri merak ediyorsunuz ya da size neler anlatılıyor ama bu anlatıyor, anlatıyorlar ama niye böyle inanmıyorsunuz? Aklınızda soru işaretleri oluyor. Ben size burada tek tek hepsinin boyun ölçüsünü alır, gerçekleri çat çat veririm her zaman olduğu gibi. Onun dışında her zaman olduğu gibi parfüm cilt bakımı moda ve hayatın diğer tatlı zevkleri parfüm videoları kesinlikle her zaman devam edecek. Bu araya böyle yavaştan cilt bakımına doğru yol aldığımız bir videoydu. Siz de benim gibi yaşlanmayıp şarap gibi yaş almak istiyorsanız kanalımı izlemeye devam edin. Benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.